Değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Yeni bir programla sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere sağlık konusuyla bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün özel bir konuyu gündeme getireceğiz. Bu konuyla ilgili uzman görüşüne yer vereceğiz. Bugün programımıza Özel Effort Ortopedi Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Hüseyin Akça bizlerle birlikte olacak. Hüseyin Bey'den konuyla ilgili bilgiler alacağız. Bugün Hüseyin Bey ile birlikte yumuşak doku romatizmasını, tıbbi terimiyle fibromiyoloji konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle Deha TV ekranlarına değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Sayın hocam siz de stüdyolarımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam bugün izleyicilerimize yumuşak doku romatizmasını anlatacağız. Bu Evet. konuyla ilgili merak edilenleri, sizin tecrübelerinizi ve bilgilerinizi paylaşacağız. Öncelikle bu romatizmal hastalıktan bir bahsedelim hocam bu konuya geçmeden. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Yumuşak doku romatizması adı Evet. üstünde bir romatizma türü. Evet. Yani tıbbi tabiriyle fibromiyalji bir romatizma türü. Tabii farklı, çok farklı romatizma türleri var. Bu bir iltihapsız romatizma türü. Diğer iltihaplı romatizma türlerinden farklı olarak kandaki iltihabi göstergelerin normal olduğu, eklemlerde belirgin iltihaplanmanın olmadığı bir romatizma türü bu. Halk arasında en yaygın kullanımıyla yumuşak doku romatizması, kas romatizması gibi isimleri var. Evet hocam. Farklı isimlendirmeler yapıyorlar ama en çok kullanılan ismi bu. Evet hocam. Tabii oldukça aslında önemli bir konu. Bu konuda sizin bilgilerinizi de detaylı olarak vereceğiz ama biz bununla ilgili önemli öne çıkan konu başlıklarını toparladık yayından önce. Sizlerle de görüştük. Hocam bu hastalık en çok ağırlıklı olarak kimlerde görülüyor ve bu genelde hani romatizmal hastalığı yaşayan kişiler hep dizlerine bir ağrı olur. Evet. Bunun sebebi de mi bu? O konuda neler Tabii söyleyeceksiniz? o klasik diz ağrısı gibi işte bende romatizma var dedirten kısım bu romatizmanın içinde olabilecek küçük bir parça. Evet. Tabii en çok kimlerde görülür kısmı en çok üretken çağdaki yani 20-40 yaş ya da 20-50 yaş diyebileceğimiz yaştaki ve en fazla cinsiyet olarak da kadınlarda gördüğümüz bir durum. Tabii erkeklerde de görülüyor ama kadınlarda görülme sıklığı çok daha yüksek. Aşağı yukarı bir erkeğe karşı 4 veya 5 katlık bir kadın popülasyonu söz konusu. Kadınlarda ve üretken çağdaki kadınlarda çok daha fazla görülüyor. Bunun sebebi nedir hocam? Kadınlarda daha fazla görülmesinin pek çok sebebi var. Kadınların bünyesel olarak buna daha fazla yatkınlıkları var. Aslında birçok romatizma türüne bünyesel bir yatkınlıkları var kadınların. Evet. İltihabi olanlar da dahil olmak üzere, bazıları hariç, iltihabi olanlar da dahil olmak üzere çoğuna yatkınlıkları daha fazla erkeklere göre. Evet. Bu yumuşak doku romatizmasında yatkınlık oluşturma sebeplerinin en başında hormonal sebepler geliyor. Yani kadınların her aylık bir döngüleri var. Artı bu döngünün bitiminde yani menopoz döneminde de farklı tüm hormonal dengelerin değiştiği ayrı bir süreç var. Bu döngülerden dolayı iniş çıkışlar, hormon değişiklikleri ve bu hormon değişikliklerine tabii ki bünyesel ve çevresel duyarlılığın oluşmasından kaynaklı olarak kadınlarda çok daha fazla görülüyor. Artı kadınların daha fazla etkilenme sebeplerinden birisi de muhtemelen kadınların daha manevi olarak daha kırılgan yapıda olmaları. Biraz daha mükemmeliyetçi insanlarda. İşte bu da eksik olmasın, şu da daha düzgün olsun diyen insanlarda. Ben en iyisini yapayım, en iyisini başarayım diyen insanlarda daha fazla görülüyor bu. Evet. Bu arada değerli izleyenler telefonlarınıza da program süresince yer vermek istiyorum. Yayınımıza bağlanabilirsiniz efendim. Bu konuyla alakalı sorularınızı Hüseyin Bey'e iletebileceksiniz. Hocamla da sizleri yayında görüşürme fırsatı bulacağım. Bu konuyu da hatırlatalım. Arkadaşlarım telefon numaralarımızı sık sık ekrana getirecekler. Peki hocam Denizli geneline baktığınız zaman bu hastalıkla ilgili başvuru çok geliyor mu acaba? Geliyor. Denizli Yoğun bir artık bölge diyebilir miyiz yani? Sözünüzü kesme sayılır. özür Yoğun dilerim. bir bölge diyebiliriz çünkü bu rahatsızlığın görülme sıklığı yaşadığımız yer büyüdükçe genellikle büyüyor. Çünkü şehir yaşamında özellikle büyük şehir artık Denizli büyük şehir.
Çalışan popülasyon çok fazla. Böyle olduğu zaman daha fazla bir sıklık söz konusu. Yani denizde aslında belki ortalamanın da üstünde bir popülasyon var ama şu var, bunların önemli bir kısmı tanı almıyor. Yani tanı alabilen kısım aslında tanı alamayanlara göre çok daha az bir nüfus var. Aşağı yukarı tanı alabilen belki 10 hastadan 1 veya 2'si tanı alıyor ve tedavi görüyor. Evet, ama kötü bir durum galiba. Tabii tabii. Yani hayat standartını o kadar etkiliyor ki aslında. Yani bu bir komplike sendrom. Sadece böyle dizi ağrısı ya da sırt ağrısı, boyun ağrısı gibi bir şey değil. Yani bütün vücudu etkileyebilen bir sendrom bu. Evet. İşte yukarıdan baştan tutun ayağa kadar. Yani baş ağrısı, baş dönmeleri, depresyon gibi duygu durum bozuklukları, işte boyun ağrıları, sırt ağrıları, özellikle sırt ağrıları çok yoğun olarak görülür. Sanki bütün dünyanın yükünü sırtında taşıyormuş gibi bir durum hisseder hasta. Bununla beraber tabii mide bağırsak şikayetleri, mesela kabızlık durumları, irritable bağırsak, yani çevresel şartlardan çok etkilenen bir bağırsak durumu oluşabilir. Evet. Bu gibi durumlar olur. Yaygın ağrı aslında, kas ağrıları dediğimiz yaygın, her yerim dökülüyor. Evet. Hocam onu az sonra olur. Toparlayalım. Telefonlar da gelmeye başladı. İlk izleyicimizi yayınımıza alalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim efendim? Ben Mustafa Demirci'yim. Mustafa Bey buyurun, hemen sorunuzu alalım. Hocam benim sağ dizimde sağ dizimde yazdan yana dizimde bir ağrı oluştu. Ağrı geçmedi. Bir süre sürdü. Bu ağrıdan nedeniyle ben doktora gittim. Celver Gazi'ye gittim. Efendim ne bileyim. Özel hastane ismi vermeyelim. Evet. Buyur. Yani doktorlara gittim. Yani bu şeyi gittiğimden dolayı bu dizimdeki hafifledi. Ağrıdığında sol ayağımı başladı. Sol ayağımı geçti. Sol ayağımda ağrı kuvvetledi. Kuvvetleyince özel hastaneye gittim. Özel hastanede sıvı bitti deyip dizlerimi sıvı yaptılar. Evet. Şu anda hala geçmedi. Sanki diz altımla diz gerginin olduğu yerde sanki kırık var gibi ağrı yapıyor. Yani bunu bu daha önce de omzumdan başladı. Sağ omzumdan artı sol sağ kolumda bir ağrı yaptı. Ondan sonra ayaklarımı döküldü. Yani bunun bir bilgilendirmem veya yanınıza varma imkanım olursa o da olabilir. Yaşınız kaçtı Mustafa Bey? Yaşım 53. 53 yaş. Kilo var mı? Kilo normal, yani 85 kilo civarında. Peki. Şimdi şöyle, önce tek eklemde başlamış, daha sonra başka eklemlere yansımış. Hatta omuzda da başladı dediniz galiba. Evet, ilk evveli omuzda başladı. Omuzda başladı. Daha çok izole bir eklem kireçlenmesi olarak düşünmüşler. Yani sıvı kaybı var dediklerine göre bir eklem daralmasından bahsediliyor. Tabii böyle bir durum muhtemelen vardır, görülmüştür. Filmlerde zaten meydana çıkar. Ama tabii bacağa yayılma durumu da varsa, ayağa doğru geçti dediniz galiba, bacağa yayılma durumu varsa ve bu tedavilerden eğer bir şifa elde edilmediyse belden kaynaklı da olabilir bu durum. Hakeza şu an bahsettiğimiz yumuşak doku romatizmasından da kaynaklı olma ihtimali var ama biraz daha düşük bir ihtimal. Yani tetkiklerde bir görmekte fayda var. Muhtemelen filmler, belki MR çekilmiştir. Çekildi hocam, ikisinden çekildi. Yapılan tetkiklerle beraber bir fizik muayene icap eder. Ben bunu size nasıl ulaşabilirim? Şöyle yapalım hocam. Musa Bey, hattan ayrılmayın. Arkadaşlarım sizin numaranızı alsınlar. Detaylı ben görüşürme yaptırayım hocamla size. Geçmiş olsun tamam. Efendim. Tamam. Hoşçakalın. Geçmiş olsun geçmiş Mustafa olsun. Bey. Evet. Hani? Hocam bu arada arkadaşlar, hatta bekleyen telefonumuz varsa eğer hemen yayını alalım. Telefonlarla bir devam edelim hocam. Tabii ki. Yine konuyu toparlayacağız. Diğer telefonumuzu alalım. Alo. Evet. Hat bağlandıysa, evet bağlanıyor şu anda. Alo. Alo. Evet, hat düştü, yeniden bağlansın değerli izleyicimiz. Yayını hemen alırız. Hocam biraz önce anlattınız ya aslında
hani üzerimde bir baskı var. Evet. Her şey omzumda gibi büyük var. Evet. Onları bir yeniden toparlayalım mı? Çünkü bunu anlatmak belki de bu hastalığı ilk kez duyan bir insanın şikayetlerini biz şu an çözüm bulacağız. Evet, yani aslında fibromiyalji yani yumuşak doku romatizması öyle bir hastalık ki şimdi bahsedeceğiz ve insanlar muhtemelen diyecek ki bu saydıklarımın içinde bende işte bunlar var diyecekleri birçok şey olacak. Yani toplumda aslında çok daha sık görülmesi ama tanı almamasının sebepleri bu rahatsızlıkların, sayacağımız rahatsızlıkların bir kısmının yani fibromiyaljinin içindeki parametrelerin bir kısmının hastada cereyan ediyor olması. Evet, biz bir nevi belirtileri şimdi belirtileri söyleyeceğiz. Ve muhtemelen birçok kişi diyecek ki işte bende de şunlar var. Tabii her bunu söyleyen kişi fibromiyalji demek olmuyor. Doğru ama, değil tabii ki. Farklı kriterler bir araya geldiği zaman fibromiyalji denebilir hale belki getirecek. Yani tabii ki mutlaka uzman görüşüne başvurmaları gerekiyor. Evet. Bununla beraber görüntüleme yöntemleri ve kan tahlilleri yapılması gerekiyor. Bunların normal çıkması fibromiyaljiyi destekler. Yani iltihabi göstergelerin normal çıkması, görüntülemelerin fibromiyaljiyi destekleyecek yönde daha normale yakın göstergelerde olması gerekir. İşte bahsettiğimiz dünyanın bütün yükünü omuzlarım taşıyor kısmı kadınlarda biraz daha fazla. Bayanlarda, evet. Evet. Şimdi mükemmeliyetçi insanlarda daha fazla oluyor dedik. İşte bu yükler birazcık azaldıkça omuzdan onlar da biraz rahatlamaya başlıyor. Yani işin aslında psikolojik kısmı da belirgin. Evet. Yani biraz daha kırılgan, biraz daha depresyona meyilli insanlarda, biraz daha her şey mükemmel olsun diyen insanlarda daha fazla görülebiliyor bu durum. Mükemmelliyetçi diyebiliriz. Her şey dört dörtlük olsun. Dört dörtlük olsun diyenlerde biraz daha fazla görülüyor tabii ki. Peki hocam bunun nedeni ne? Yani neden böyle oluyor bu? Onun bir mutlaka bir geçmişi, bir şeyi vardır bu olayın. Evet. Tıbbi bir açıklaması vardır herhalde. Tabii direkt olarak genetik bir şey değil bu. Ama araştırmalarda şu görülüyor ki yakın akrabalarında, kardeş, anne, baba gibi akrabalarında fibromiyaljisi olan insanlarda görülme sıklığı biraz daha artıyor. Bu belki biraz daha bedensel olarak birbirine benzeyen insanlar olmasından da kaynaklı olabilir. Sebep dersek sebep aslında yok veya birçok sebebi var. Yani ne gibi çevresel şartlar özellikle çok önemli. Kişisel durum çok önemli. Hem bedensel hem ruhsal durum çok önemli. Çevresel şartların içinde işte biraz önce bahsettiğimiz büyük şehir. Yani insanların daha durağan yaşaması. Yani masa başında çok vakit geçiriyoruz. Bilgisayarda çok vakit geçiriyoruz. Daha stresli aslında bir yaşantımız var. Evet. Ve bu stresle beraber bir kısım insanlarda bu rahatsızlık patlak veriyor. Yani herkes stres altında ama herkes de ortaya çıkmıyor tabii. Herkesin de bir kırılma durumu var. Evet. Bazı insanlarda daha bedensel olarak yatkın olan insanlarda bu durum ortaya çıkacaktır. Evet. Ki aslında hocam stres dediniz. Bugün artık maalesef toplumumuz, ülkemizde stresli günler geçirdik yani. Evet, ülke olarak aslında stres de ne oluyor hocam? Sadece bu hastalık değil, tüm hastalıklarda bizi ciddi anlamda etkiliyor aslında. Kesinlikle, tabii. Belki de ruh halimizi etkiliyor. Yani tabii. İnsanlar, ben dışarıda bakıyorum hocam, insanlar gülmüyorlar. Evet. Yani bu çok sıkıntılı bir durum aslında genel olarak. Bu da ayrı bir konu aslında. Doğru. Da. Bir de kısır döngüsü var. Çünkü stres bu hastalığı tetikleyebildiği gibi, ortaya çıkartabildiği gibi bu hastalık da stresi ortaya çıkarıyor. Yani stresi artırıyor çünkü hasta sürekli ağrı çekiyor. Yaygın ağrı sendromu bu. Evet. Hasta sürekli ağrı çekiyor. Ve ağrı çekmek çok konforu bozan bir şey. Belki de en çok konforu bozan şey. Ağrı çektikçe de maneviyatı bozuluyor. Bir kısır döngü. Bunu bir şekilde kırmak lazım. Bazen hatta farklı birimlerdeki arkadaşlardan, özellikle psikiyatriden de bu rahatsızlığın tedavisi için yardım istiyoruz. Evet, bu da oldukça önemli. Tabii burada ben şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bugün aslında kadınlarda çok görülüyor dediniz hocam da, erkekler de ciddi anlamda stresli iş hayatı. Evet. Onlarda da aslında görülme olasılığı biraz daha fazla olabilir belki. Evet, tabii erkekler belki kadınlara göre iş hayatında biraz daha fazla aktif. Evet. Ama işte bahsettiğim hormonal sebepler. Hı hı. Kadınların biraz daha manevi olarak daha kırılgan yapıda olmaları. Belki daha mükemmeliyetçi olmaları. İşte sürekli atıyorum çocuğuyla ilgileniyor mesela bayan, erkek onun gibi ilgilenmiyor.
Çocuk bakan hastalarda sürekli bir postür bozukluğu, işte aman çocuğa şöyle olacak, hasta oldu mu, sürekli kucakta taşıma, emzirme postürü bile bu rahatsızlığı alevlendirebiliyor. Yani kötü postürde oturma, kötü postürde durma ve kötü postürde çalışma. Bunlar da etkiliyor. Bunları da iletmiş olalım. Tabi bu arada ekranlarımızı yeni açan izleyicilerimiz varsa eğer konuğumu yeniden sizlere tanıtmak isterim değerli izleyenler. Bugün stüdyolarımızda özel Effort Ortopedi Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olan uzman doktor Hüseyin Akça bizlerle birlikte. Hüseyin Hocam'la birlikte yumuşak doku romatizmasını bugün sizlere paylaşıyoruz. Bunu da iletmiş olalım. Telefonlara da yer vermeye devam ediyorum. Hattımızda arkadaşlarım sürekli numaralarımızı ekranlara getiriyorlar. Peki hocam bu hastalık nedenlerini anlattık. Şikayetleri artıran nedenleri de bir anlatalım mı? Şöyle bir toparlayalım mı? Şikayetleri artıran sebepler aslında oluşturan sebeplere benzer. Yani çevresel sebepler ve kişinin psikolojik durumu. Yani psikolojik durum olumsuz yönde etkilendiği zaman, depresif sorunlarla karşı karşıyaysa, stres özellikle bu özel hayatında ya da iş hayatında oluşan stresler. Çünkü biz aşağı yukarı 8-10 saatimizi işte, bir o kadarını evde geçiriyoruz. Bu ikisinde oluşacak stresler insanda büyük sorun oluşturuyor. Doğru. Dolayısıyla en çok artıran sebepler bu ikisinde görülecek olan stres durumları. Aynı zamanda soğuk bu durumu artırabilir. Yani kas ağrılarını, yaygın ağrıları soğuk ve nemli soğuk özellikle artırıyor. Bunun gibi çevresel sebepler şikayetleri artırır. Evet, onu da söylemiş. Ve farklı olumsuz her şekilde bedensel şekilde etkilenebilecek olumsuz durumlar şikayetleri artırır. Peki hocam bu şikayetleri olan kişi, belki hani bu şikayetleri yaşayıp doktora gitmeyen de çok izleyici olabilir. Artık size başvurmaları, o süreci bize bir anlatabilir misiniz? Yani kişi hasta hangi zamanda doktora gidecek, nereye gidecek, hangi branşlara gidecek, hangi birimlere, hangi hocaları bulacak? Evet. Aslında bu hastalar genelde yıllardır rahatsızlığı çekip doktor gezen hastalar. Yani tanısı konmamış olabiliyor. Hasta farklı branşlara başvuruyor. Aslında ilk başvurabileceği yer belki de fizik tedavi bölümü. Ama farklı branşlara başvurduğu zaman o branşlara biraz daha uzak olabiliyor bu durum ve akla gelmeyebiliyor. Dolayısıyla hasta tetkik doktor geziyor. Başvurulacak bölüm öncelikle fizik tedavi olurdu muhtemelen. Tabii ki ek rahatsızlıklardan dolayı başka branşlar da konunun içine muhtemelen dahil olabilir. Yani romatizmal sorun olarak düşünülebilir, romatoloji bölümü görür, psikolojik yakınmalardan dolayı psikiyatri bölümü görür gibi. Ama dediğim gibi öncelikle fizik tedavi bölümünün görmesi muhtemelen daha doğru. Bu hastalar çok farklı doktorlar görmüş oluyor ve biraz daha hastalığı direnç kazanmış halde genellikle bize geliyorlar. Evet. Yani bu konuda Denizli'de bu işi başvurabileceğimiz birçok fizik tedavi merkezi de var zaten. Aynen, özel olarak tabii. Da. Kamuda da bu uygulama kamuda da var, özelde de var aynı şekilde. Ki bu bölgede ciddi anlamda gelişen bir bölge zaten Denizli'miz. Gerçekten tabii. Diğer illere göre ciddi anlamda fark yarattığını da düşünüyorum ben. Evet. Çünkü diğer illere baktığınız zaman bugün gerçekten Ege'nin parlayan yıldızı diyebiliriz sağlık kesinlikle, sektöründe. Kesinlikle öyle. Evet. Özellikle bahsedeceğim şey burada hasta ne zaman doktora başvurmalı? Şimdi 2 gündür ağrım oluyor benim, yaygın ağrım oluyor derse hasta fibromiyaji demek mümkün olmaz. Fibromiyajinin öncelikle bazı tanı kriterleri var. Bir kere en az 3 aydır aktif olarak rahatsızlığı yani şikayetleri çekiyor olması gerekiyor. 3 ay boyunca çekiyor olması gerekiyor ve bunun sürekli hastalığın aktif olarak, yakınmaların aktif olması gerekiyor. Farklı bazı tanı kriterine ek şeyler var. Rahatsızlık parametreleri var. İşte yaygın ağrı, kas ağrısı, bahsettiğim depresif duygu durumları, işte belki mide bağırsak problemleri eşlik edebiliyor. Kabızlık, bazen ishal atakları, gaz şişkinlikleri, uyku bozuklukları. Yani uyku bozuklukları iki grupta da olabiliyor. Uyuyamama gibi durum ya da fazlaca uyuma. Fazla uyuyor ama hasta dinlenemiyor. Sabah tutukluğu ve sabah yorgunluğu belirgin oluyor hastalarda.
Hatta işte eklem şişlikleri her ne kadar biz görmesek de, yani aslında gerçek bir eklem şişliği yok ama hasta ellerim şişiyor gibi durumlarla ya da eklemlerim şişiyor gibi durumlarla geliyor. Bunlar aktif olarak eğer 3 aydır devam ediyorsa bir uzman hekime danışmaları gerekir. Evet, bu konuda ciddi anlamda uyanık olmak da lazım. Kesinlikle. Evet, bu oldukça önemli. İhmal etmemeleri evet. Gerekir. Peki hocam, o tedavi süreci falan nasıl? Ondan önce siz kişi başvurdu size. Ondan sonraki aşamaları bir anlatabilir misiniz? Hastayla tabii. Nasıl bir süreç izleniyor? Tabii. Yani hasta geldi, kontrol oldu hocam. Hocam 6 ay sonra görüşürüz mü oluyor? Veya hocam sürekli kontrol halinde mi artık bir durum oluyor? O evet. Durumu da bir süreci anlatabilirseniz. Şimdi uzun süreçli bir hastalık bu. Yani böyle birkaç günlük tedaviyle keşke gelip geçici bir hastalık olsaydı. Öyle bir hastalık değil. Ha, şu da var. Sakat bırakacak ya da öldürecek bir hastalık da değil. Ama öldürmez, süründürür denir ya. Onun gibi bir durum var. O ağrılarla da yaşanmaz yani. Aynen kolay öyle. Değil yani. Böyle de bir durum var. Ve tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık. Çünkü hayat konforunu gerçekten çok olumsuz etkiler. Böyle durumlarda hasta bize başvuruyor. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, bu tetkiklerin içinde en önemli şeylerden birisi tabii kan tahlilleri. Fibromiyalji bir ekartasyon tanısı. Yani ekartasyon dediğimiz, diğer hastalıklar olmasın diye önce onları bir gözden geçiriyoruz. Yani iltihaplı romatizma olabilir mi mesela? Bakacağımız şeylerden birisi bu. İltihabi değerler normal mi? Romatizmal faktörler normal değerlerde mi? Öncelikle onlara bakılabilir. Hasta izole bir eklem şikayeti yaşıyorsa, atıyorum diz, omuz veya sırt omurga rahatsızlıkları gibi bir durum yaşıyorsa, bunlara yönelik görüntülemeler yapılabilir. Evet. Ve şikayetlerini yansıtacak burada bir objektif bir bulgumuz var mı? Onlara bakılacak. Evet. Bazen mesela sinir sıkışmasını çağrıştıran şikayetleri olabiliyor hastanın. Hmm. Ellerde, ayaklarda uyuşmalar. Evet. Sinir sıkışmasını çağrıştıran bu durumlar. Hatta defalarca belki EMG'leri yapılmış olabiliyor. Yani bir sinir sıkışması var mı? Ya da boyun fıtığı, bel fıtığı var mı diye defalarca bakılmış olabiliyor. Bu görüntülemelerin yapılması icap edebiliyor. Daha sonra hastanın ayrıntılı bir muayenesi ve güzel şekilde dinlenmesi gerekiyor. Yani birkaç dakika dinlemekle bu tanıya varmak biraz zor. Biraz zor. Hocam devam edeceğiz. Çok tabii. Özür dilerim. Bir telefonumuz var yine. Hemen hattı alalım arkadaşlar. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ben Zekiye Öztürk. Zekiye Öztürk. Buyurun Zekiye Hanım. Benim yumuşak doku romatizmam var. Evet. Ben sürekli üniversiteye gidiyorum. Evet. Üniversitelerin verdiği hiçbir psikiyatri ilacı olsun, diğer ağrı, hani bilinmeyen ağrılar için ilaç olsun, hiçbirinde kullanamıyorum. Evet. Bağırsaklarım çok ağrıyor, midem evet. Çok ağrıyor. Midemde reflü var, bağırsaklarımda da gaz oluştuğu için ben kullanamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Zeki Hanım, geçmiş olsun öncelikle. Uzun zamandır bu şikayeti yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Yaş kaçtı? 65'ti. Peki kaç yıldır şikayetler var? Ben 5-6 senedir bu bağırsak gazı, reflüyü yaşıyorum. Peki. Muhtemelen dahiliye ya da gastroenteroloji bölümü de muhtemelen görmüştür değil mi? Evet, oralara da gittim. Endoskopiler yapılmıştır muhtemelen. Endoskopi oldum, kolonoskopi oldum. Peki, onlardan herhangi bir sonuç çıktı mı? Sonuçlar normal çıkıyor ama ben çok rahatsızım. Peki, antidepresan ilaçlar verildi herhalde, öyle mi? Evet. Onlardan i̇laçlar fayda veriyor. Görmediniz. Bilinmeyen ağrılar için psikiyatri ilaçları veriliyor. Evet. Veyahut ağrı kesiciler veriliyor ama ben kullanıyorum. Kullanamıyorum. Bağırsaklarım çok ağrıyor. Midem peki. Çok ağrıyor. Peki. Tabii şöyle bir durum var. Yani tedavinin tek ayağı ilaç değil. Yani fibromiyalji için, yumuşak doku romatizması için elimizdeki tek silahımız ilaç değil. İlaç sadece bunlardan birisi. İlaçla beraber fizik tedavi uygulamaları, fizik tedavinin içinde çok çeşitli yapabileceğimiz şeyler var tabii. Bunların içinde elektroterapi yöntemleri, sıcak uygulamalar ya da bazen soğuk uygulamalar, iğneleme yöntemleri, kinezyobant dediğimiz bu sporcu bantlama yöntemleri, bunların hepsi kullanılabilir. Manuel terapiler yapılabilir, masaj yapılabilir. Aslında bir
Bir nevi farklı tedavilerin birleştirilebileceği ve her hastada ayrı tedavi protokollerinin izlenebileceği bir durum bu. Bir ilaç kullanıldı, diğerine geçildi, başarılı olmadı. Artık farklı tedavilere geçmek gerekiyor. Yani fizik tedavi belki yapılması, hayat düzenlemesinin yapılması, çalışıyorsa kişi iş yeri düzenlemesinin, çalıştığı yerin ya da evinin düzenlenmesi. Hayır, çalışmıyorum efendim. Ben ev hanımıyım. Evet. Şimdi bunlarla ilgili bütün düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi fizik tedavi yapılmadıysa, öncelikle fizik tedavi ilaçla beraber kullanılan ilaçlara çözüm alınmadıysa ya da yan etkilerden dolayı kullanılamadıysa eğer, farklı ilaç grubu belki denenip bununla beraber fizik tedavi uygulamalarına geçilmesi gerekir. Ücretlerini bilmediğim için bizim maddiyatımız biraz kısıtlı. Şöyle yapalım. İntiba kurumdan emekli. Tamam. Zeki Hanım, şöyle yapalım. Arkadaşlarım size hocamla ilgili bilgi versinler, olur mu? Evet. Geçmiş olsun diyoruz. Hoşçakalın. Sağ ol, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hocam şunu anladım. Bağlanan iki izleyicimiz de bayağı bir dolaşmış yani. Her yeri dediğiniz tabii, vallahi tabii. Çok doğru yani. Demek evet. Ki bayağı bir dolaşıyor. Öyle hani o ağrıları çekip evde oturan yok hocam. Kesinlikle. Bir başvuralım merkezlere deyip geziyorlar. Evet. Ama burada tabii doğru yere de gitmek önemli hocam. Torba ilaç muhtemelen kullanılmış oluyor ayrıca. Tabii ki Zeki Hanım da bahsettiği gibi bayağı bir ciddi bir durum. Evet. Hani sağdan sola gitmek insanın bir de ruh halini de bozuyor hocam. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Sıkıntı yaşıyorsunuz, sıkıntı hala devam ediyor. İlaç tabii, kullanıyorsunuz tabii. Olmuyor. Ciddi anlamda sıkıntı. Artık ümitsizliğe sevk ediyor. Tabii artık bu ağrılarım benim geçmeyecek. Maalesef hocam. Dedirtiyor hastaya. Evet, maalesef ama burada uzman hekimlere gidildiği zaman, uzman gidilecek yer bilindiği zaman evet. En azından bunları biraz da minimize ediyorsunuz. Yani tabii, o anlamda tabii. O da yani oldukça önemli. Yani tedavinin tek bir ayağı yok. Farklı ve her hastaya ayrı bir tedavi planı yapılması lazım. Çünkü her hasta her tedaviden fayda görmeyebilir. Farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması uygun olur. Evet, kesinlikle uygun olur. Hocam o biraz önce yani bu hastane sürecini size yani başvurulduğu zaman hastanın sizle geçen süreçlerini anlatıyorduk. İkinci bölümde devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Değerli izleyenler, az sonra yine buradayız.